Evet. Şimdi var ya bunlar bu adamı alıp Allah'a var ya iki dakikada karga tulumba. Hemen arabaya attılar. Sonra anasının gözünde bir yere götürdüler. Bu apartmanın tepesine çıkarıp bıraktılar. Vallahi Yekta abi, doymadılar ya adamı dövmeye. Bir vurdular, bir vurdular. Yine orada tekme tokat. Bu şerefsiz var ya, bu şerefsiz. Bülent var ya, Bülent. Hiç tepki vermedi ya. Hiç tepki vermedi. Gözünü bile kıpmadı şerefsiz ya. Böylece seyretti. Sonra da binanın tepesine adamın elini kolunu bağladılar. Bıraktılar gittiler. Bak ne kadar karga, atmaca, martı varsa şu an adamın tepesinde dolanıyor. Kan kokusunu üşüşür hepsi. Bak ben sana söyleyeyim. Akşama adamın var ya kemiklerini bile bulamazsınız. Sana da rahmet demedi deme. Ben sana söylüyorum. Güzel. Şimdi hemen İclal Savcı'ya git. İsmim geçmeyecekse ihbarda bulunacağım de. İkna et. Hatta açık açık Bülent Kısmetov'un adını vererek suç duyurusu yap. Allah Allah. Niyeymiş? Sen hem adamla kanka olacaksın, hem içlerine gireceksin, hem yanında yöresinde dolaşacaksın. Mantık. Sen güzel aklını bunlara yorma Rafet'ciğim. Yap dediğimi, gerisini bana bırak. Vallahi paşa gönlün bilir patron. Bak bir şey mi şey olursa beni hiç mi hiç ırgalamaz. Gel. Oo, avukat hanım. Hoş geldiniz efendim. Nasılsınız bugün? İyiyim, sağ olun. Seninle çok önemli bir şey konuşmam lazım. Biraz acil. Tabii Ceylin'cim, Rafet Bey de gidiyordu zaten. Acil bir işi çıktı. Hı? Haydin, ben gidiyorum o zaman. Ha, dur, pardon. Tespihimi unutmuşum. Çerç İsmail'den daha yeni aldım da. Çerçi? Var ya Yörköy'de. Aha, da böyle bırakmışlar Sayın Savcım şahsı. Vallahi aynı kuş yemin ya. Anladım. Kubilay Amir. Yalnız Sayın Savcım, yani ihbar isimsiz olacak da sanki böyle amme hizmeti hesabı gibi olur. Bir vatandaş ihbarı geldi şimdi bana. Adamın birinin alıkonulduğunu görmüş. Adresi elimde, gönderiyorum. Hemen ekip yollayın. Azmettirici olarak Bülent Kısmetov bilgisi de var. Onu da derhal ifadeye bekliyorum. Emir anlaşıldı savcım. Sağ olun. Sağ olun sen savcım. Çay yok herhalde. Eski amir. İşiniz bitti sanırım. İyi günler. Emir anlaşıldı sayın savcım. Nedir durumu? İç kanaması yok amirim. Ama yine de sedye alalım. Kırık olma ihtimali yüksek. Tamam. İyi günler savcım. İyi mesailer. Dinliyorum amir. İhbar doğru savcım. Şahsı bulduk denilen adreste. Bülent'i almaya gitti mi ekip? Gittiler savcım. Eli kulağındadır. Getirirler adliyeye. Tamam. Thank you.
Söyle. Abi, polis baskın yaptı mekanı. Ne polisi? Ne diyorsun sen ya? Vallahi öyle abi. Adam ne oldu? Abi, polis aldı götürdüler. Kapat. Bülent Bey, efendim aşağıda polis hekimi var. Sizi soruyorlar. Savcıya ifade vermeniz için adliye götüreceklermiş. Oyalı. Peki efendim. Tülin Hanım. Efendim Bülent Bey, buyurun. Acil yardımınıza ihtiyacım var. Savcılığa ihbarda vermem gerekiyormuş. Biri ihbarda bulunmuş. Ayrıca o ihbar edeni bulalım da bir tanışalım kendisiyle ha. Bülent Bey, siz bir sakin olun önce, inceleteceğim ben hemen. İhbar eden kimse ortaya çıkacak. Ama ben havaalanındayım şu an. Uçağa geçmek üzereyim. Benim kızın mezuniyet töreni var, ona yetişiyorum. Evet, anlıyorum. Haklısınız. Böyle bir şey de kaçmaz şu anda. Çok saçma ama mevzu kızım olunca. Bakın aklıma ne geldi şimdi. Sizi meslekte duayen bir arkadaşımı önereceğim. Yekta Tilmen. Umalım da müsait olsun yalnız. Ben önden arayıp konuşurum kendisiyle. Ceza hukukunda eline kimse su dökemez. Ben size numarasını göndereceğim, merak etmeyin. Gözünüz kapalı güvenin Yekta Bey'e. Tamam, gönderiyorum hemen. Oldu mu ki? Olmaz mı canım Tülin'cim, olmaz mı? Anlamlı sözlerin için de ayrıca teşekkür ederim üstad, bilmukabele. Ne öğrenmek istiyorsan da hepsi burada. Tam da anlaştığımız gibi. İyi günler. Hoşçakalın. Nereye gidiyoruz Yekta abi? Küçük izci. Telefonu aç. Yekta abi çok meşgulmüş de. Ama rol yapıp doğaçlama falan yapma. Direkt meşgul de. Alo, buyurun. Yekta abi ile görüşecektim. Bülent Kısmetov ben. Kendisi şu an müsait değil, toplantıda. Biter bitmez arasın beni. Acil ve çok çok önemli. Hemen dönsün bana. Tamam, ben not aldım, ileteceğim. Size de iyi günler. Acil ve çok çok önemliymiş. Bülent Kısmetov'muş. Ya Özgürcüğüm, yani hangimizin işi acil ve de çok önemli değil?